Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz. Bugünkü yayın konuğumuz avukat Mustafa Zafer bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Aylin Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Biz biliyoruz ki 4,5 milyon konutsa ev sahibi var ve bunlar mercek altında. Gerek maliyeden, gerek işte tapu kadastrodan, TÜİK'e bile gidildi, muhtarlıklara gidildi, kiracılarla birer birer görüşülüyor ve şu anki elemeye kadar da 2 milyon ev için kira gelir potansiyeline sahip olduğu belirlendi. Bununla ilgili de şimdi ödemeler söz konusu olunca tabii ki banka hesaplarının incelendiğini de biliyoruz. İlk olarak şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Normal bir ödeme yaparken, banka hesabımızdan normal bir ödeme yaparken EFT ücretini ödememek için kira seçeneğini seçtiğimizde acaba karşılaşacağımız durum nedir? Yani eğer buradan banka üzerinden bir ödeme yaparken orada kira seçeneğini tıklıyorsak o zaman bunun bir gelir olduğunu kabul edecek vergi dairesi. Dolayısıyla gelir olduğunu kabul ettiği için de oradan bir vergi alınması gerekecek ve burada çok ciddi problemle karşılaşılması mümkün. Dolayısıyla orada herhangi bir para gönderilirken 1-2 lira, 3 lira, 4 lira gibi bir ödeme masrafından kaçınayım derken aslında astarından pahalıya gelebilecek bir durumla karşılaşabilir. Bu hususta herkesin dikkatli olması gerekiyor. Çünkü yapılan ödemenin ne olduğu bizim için çok önemli. Borçlar Kanunu'ndaki temel ilişki şu. Eğer biz size bir banka üzerinden EFT ya da havaleyle bir para gönderiyorsam bu paranın gönderilmesinin hukuki bir dayanağının olması lazım. Yani sebepsiz yere bir kişiye para gönderemez. Dolayısıyla siz eğer ki burada doğru bir şekilde o paranın neden gönderildiğini orada belirtmezseniz ya da herhangi bir şekilde bir takım masraflardan kaçınmak üzere siz orada EFT yaparken 4 liralık, 5 liralık ya da 10 liralık bir masraftan kaçınmak için orada söz konusu yerde kirayı tıklarsanız işte burada sanki parayı alan bir gelir elde etmiş ve bu gelirin üzerinden bir vergi ödemesi durumu söz konusu olur. Dolayısıyla burada inanın günün sonunda çok korkunç vergi cezalarıyla karşılaşılması mümkün. O yüzden buradan herkesi bir kere uyarmış olalım. Peki aynı şekilde her ay hesabımıza düzenli bir gelir var ama diğer seçeneğinden geliyor. Bu belki kira, belki işte bilinmez ama maliye bunu diğer seçeneğiyle hesabımıza her ay düzenli gelen ödemeleri de kira olarak işte beyan ediyor. İşte onun sorgusunu yapıyor. Buradaki durum nedir? Aksi nasıl iddia edebiliriz? Aslında şöyle, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden vergi dairelerine bir yazı gönderdi ve işte burada hem konuttaki fahiş kiranın önüne nasıl geçeriz hem de söz konusu kira bedellerinden ayık var mı diye bir inceleme başlattı. Bu incelemede 4,5 milyon konut sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi değerlendirildi ve bunlardan 2 milyonunun potansiyel kiracı olma ihtimali aslında göz önüne alındı. Şimdi buradaki bu konutların da tamamında ödeme ne yazık ki hala ısrarla tüm yayınlarda söylememize rağmen buna ilişkin onlarca yazı yazmamıza rağmen kira ilişkisindeki ödemelerin tamamının Aleyna Hanım kesinlikle banka marifetinden açıklama yazılarak gönderilmesi gerekiyor. Yani ya 2024 Ocak kirası, 2024 Şubat kirası şeklinde açıklamayla gönderilmesi gerekiyor. Böyle göndermenin kiracıyı bir takım temerrüt koşullarından korumak suretiyle kiracının tahliyesinin de önüne geçeceğini vurgulamak lazım. Elde edilen gelirden hak ettiği vergiyi almış olacak. Dolayısıyla devletin de bir kazancı buradaki bir gelir vergisinden bir zararı doğmamış olacak. Ancak burada bizler özellikle bugün somut uyuşmazlıklarda bunu o kadar çok görüyoruz ki ne yazık ki işte o düzenli yapılan ödemelerde herhangi bir şekilde bir açıklama olmaksızın yapılan ödemeler olduğunu görüyoruz. Borçlar Kanunu genel hükümlerine göre yapılan ödemelerde herhangi bir açıklama olmazsa para gönderinin parayı alan kişiye bir borcu olduğu kabul ediliyor. Dolayısıyla burada aslında bir kira söz konusu değil. Ancak burada ayrıca daire tarafından yapılacak yani idare tarafından yapılacak bir inceleme sonrasında taraflar arasındaki ilişkinin eğer bir kira ilişkisi olduğu ortaya çıkarsa o zaman neyle karşılaşılacak? Bir kere zamanında vergiyi ödemediğiniz için bir vergi ziya olacak. Şöyle diyelim daha somut bunu anlatalım. Benim
sizin kiracınız olduğunu varsayalım. Mustafa Zafer Aleyna Horasan'ın kiracısı olsun ve her ay 10 bin lira para göndereyim ben size. Herhangi bir açıklama yapılmaksızın. Daha sonradan eğer Mustafa Zafer'in Aleyna Hanım'ın kiracısı olduğu ortaya çıkarsa, bir, 10 bin liralık bir vergi ziyağı cezası ödüyor. Hı hı. Kim ödüyor? Mal sahibi ödüyor. Yani siz ödeyeceksiniz. Yani. Bir 10 bin lira, zaten 10 bin lira, 10 bin lira o vergiden, 10 bin lira gönderilen kira bedelinden alınması gereken vergi olduğunu varsayalım. Daha doğru toplayacak olursak. Bir kere bu 10 bin lira kayıp giden vergiyi ödüyorsunuz. Hı hı. Vergi ziyağı ödüyorsunuz bir 10 bin lira daha, o verginin 10 bin lira olduğunu kabul edersek. Bir de buna aylık %3,5 bir gecikme faizi ödüyorsunuz. Dolayısıyla burada astarından yüzü pahalıya çıkan bir vergi cezasıyla karşılaşılabilir. Buradaki mal sahiplerine de, kiracılara da, aslında kiracılar kendilerini korumak için kirada bulundukları dönem içerisinde, isterse bu bir konut kirası olsun, isterse bu bir iş yeri kirası olsun, kiranın ne olduğu bizim için önemli değil. Ama kira ödenirken açıklaması ve hangi ayın kirası ya da hangi dönemin kirası olduğu belirtilerek ödenmesi kiracıyı koruyan en temel özellik olacak ve bu kiracının her zaman cebinde bir artı olarak kalacak. Diğer taraftan açıklamayla gönderilen kira sonrasında devlet buradan gerekli gelir vergisinin beyan edilmediğini tespit etmesi halinde mal sahibine karşı bir vergi ziyağı cezası uygulayacak. Bu vergi ziyağı cezasına bir de bununla beraber tabii verginin kendisini alacak ve burada zamanında tahsil edilemeyen bu vergiden dolayı da aylık %3,5'luk bir gecikme faizi alacak. Dolayısıyla bunların hepsinin düzenli yapılması halinde hem kiracı tahliye hükümleriyle karşılaşmayacak, hem devletin bir vergi kaybı olmayacak, hem de mal sahibinin herhangi bir şekilde ceza ve faiz ödeme yükümlülüğü olmayacak. Yani biz kanuna uygun bir şekilde düzenli bir hukuk alışkanlığı haline getirmemiz lazım ki bir takım yaptırımlarla karşı karşıya kalmayalım.